Şimdi bulunduğumuz nokta İBOR, Suruç Yatılı Bölge İlköğretim Okulu ve gelenlerin bir kısmı da burada barındırılıyor, kayıtları yapılıyor. İBOR'da yer kalmadığı için artık arkamda gördüğünüz çadır kente yerleşmeler başladı ve yanımızda da bir konuğumuz var. AFAD, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Fuat Oktay. Şimdi bütün bölgede ne oluyor, ne bitiyor, kaç çadır kent kuruluyor, gelen sığınmacıların sayısında değişiklik var mı? Bütün bunların hepsini konuğumuza soracağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii efendim, biz önce, birazdan zannediyorum biraz önce sınırdan, sıfır noktasından yayın yaptınız. Tabii o işin sıkıntılı boyutu, işin çatışmaların yoğun olduğu yerde ailelerin travmadan geçtiği, çocukların travmadan geçtiği ve o ortamda bizim bütün bu insanları alıp daha güvenli bir ortama çekmeye çalıştığımız alan. Şimdi de bir başka boyuttayız. Dün akşama kadar biz sıfır noktasındaydık. Yine bugün aynı çerçevede olacağız. Burada da başka bir güzellik noktasındasınız. Şimdi biraz önce de biz arkadaşlarla da görüşürken burada birçok isimsiz kahraman var. Yani insanları o ortamdan alıp bu arkadaşlarımız etrafımızdaki hemen arkamızda bu görülen manzaraya baktığınızda çocuğun da güzelliğini görüyorsunuz. Aynı zamanda da trajedinin de boyutunu görüyorsunuz. Yani orada ağlayan çocuklardan burada gülen çocuklara dönüştürüyor olmak. Bu geçiş bu kadar da kırılgan bir geçiş. Yani böyle suçsuz günahsız çocukların yaşadığı dramı bir an itibariyle elimizden geldiği kadarıyla o ortamdan alıp daha güvenli bir ortama geçirmeyle ilgili çalışmalar bunlar. Şu anda burası yatılı bölge okulu. Yaklaşık burada bir 3500 kişilik bir kapasite oluşturmuştur. İsterseniz oraya geçmeden ben şunu sormak istiyorum. Bugün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması oldu. Türkiye'ye gelenlerin sayısının gün içerisinde 130 bini aştığını söyledi. Şu an itibariyle elinizde bir rakam var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Zaten an be an bunları sürekli takip ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımız gerekli açıklamayı yaptılar. Dolayısıyla biz şu an itibariyle yine aynı açıklama üzerinden gidiyoruz. 130 bin ama sayı da yine 130 bin civarında. Bugün öyle girişlerin çok yoğun olduğu bir ortamı yaşamıyoruz. Çatışmalar diğer tarafta veya sıkıntılı bölge devam ediyor ne yazık ki. Ama sayı yine 130 bin olarak biz ifade ediyoruz. Peki efendim yeni bir göç dalgası bekleniyor mu? Eğer olursa buna karşın hazırlıklarınız var mı? Biz buna karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu zaten her fırsatta ifade ettik. Bunu şimdi de ifade ediyoruz. Yani bunu 4 gün önce de ilgili arkadaşlarımızdan ve medyadan bu sorulduğunda yine aynı şeyi ifade etmiştik. Biz her türlü senaryoya hazırız Türkiye olarak. Hükümetimiz, devletimiz, millet olarak Sayın Başbakanımız aynı şekilde, Başbakan Yardımcımız çok yakinen takip ediyorlar ve biz her türlü senaryoyu çalışırız. Ve en iyiden en kötü senaryoya kadar hazırlıklarımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. Peki yani bir göç dalgası olursa kaç kişinin gelmesi bekleniyor? Böyle bir rakam var mı? Yani şu anda ümit ediyoruz daha fazla göç dalgası olmasın. Yani biz bu tür rakamları hiçbir zaman telaffuz etmedik. Etmemiz doğru da olmaz. Ama ben yine tekrarlamak istiyorum. Bugün itibariyle evet diğer taraf sıkıntılı olmasına rağmen bu tarafa geçişlerle ilgili öyle çok aşırı yoğun bir beklentimiz yok. Arzumuz bir an önce bu problemler çözülür, bu çatışma ortamı sona erer. İşte bu çocuklar kendi tekrar yuvalarına döner, kendi evlerine döner, kendi bahçelerinde oynuyor olurlar. Ama yani sıkıntılı durumlara karşı biz her zaman hazırız. Çok uzun bir sınır boyumuz var biliyorsunuz ve tamam da çatışma sıkıntılı bölgeler olabilir mi? Olursa biz sadece ihtimallere hazırız. Bunu ifade etmek istiyorum. Bizim kendi kamuoyumuzun bununla ilgili rahat olmasında, müsterih olmasında fayda var. Herhangi bir kriz ortamı yaşamayız, herhangi bir sıkıntılı durum yaşamayız. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız adına ben bunu ifade ediyorum AFAD Başkanı olarak da. Zaten herkes ne yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilen durumda ve bunlarda gerekli sistem kurulmuştur, gerekli talimatlandırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla yeni şeyler olursa biz hazırlıklı oluruz ama şu anda böyle bir beklentimizin olmadığını da ben ifade etmek istiyorum. Peki gelenlerin ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Şimdi isterseniz hemen ilk alandan itibaren söyleyeyim ben. Güvenli bir geçiş noktasından alınıyor. Sonrasında çok acil sağlık boyutunda bir acil anlamda bir ihtiyaç varsa yaralı vesaire boyutunda hemen onlar orada ambulanslarımız var. Sağlık Bakanlığımızın hemen onlar hastanelere alıyoruz. Yine güvenli alan, güvenli bölge oluşturulduktan sonra kayıtlarını yapıyoruz. Yine temel sağlık hizmetleri boyutunda taramalarını yapıyoruz. Sonrasında
su, beslenme gibi çok acil ihtiyaçlar boyutunda hemen onları karşılıyoruz. Sonrasında da bir başka bölgede akrabalarıyla buluşturulmak üzere şayet akrabalarına gitmek isteyenler varsa, ki böyle yoğun bir talep var, o bölgeyi alıyoruz. Aynen burası gibi. Bunun gibi birkaç merkez oluşturduk. Toplam şu an itibariyle 10 bin kapasitesi olan. Sonrasında da buraları aldığımız zaman akrabası olanlar varsa, onlarla gitmek isteyenler yine kayıt altında, onlarla gönderiyoruz. Değilse de burada her türlü beslenmesi, barınması ve hatta diğer ihtiyaçlarıyla zaman ve imkanlar el verdiği ölçüde ilgilenmeye çalışıyoruz. Aslında burada Eve Defat Koordinasyonu'nda, ama Sağlık Bakanlığımız buradadır. İçişleri Bakanlığımız buradadır. Kızılay'ımız buradadır. Sivil toplum kuruluşlarımız buradadır. Hudut birliklerimiz buradadır. Güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız buradadır. Yereldeki valiliklerimiz, bütün ilgili birimlerimiz buradadır. AFAD ekiplerimiz bütün her şeyiyle buradadır. Gece gündüz işte isimsiz kahraman dediğimiz bu arkadaşlar, bu çocukların gülmelerini sağlayan bütün, bu bir ekip çalışması. Yani ismini saydığımız saymadığımız bütün bakanlıklarımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, düşünün işte ailelerle ilgili çalışmalarla bir taraftan onlar hem burada hem şehir merkezinde hem diğer tarafında. Diğer tarafta hayvanlar var. Normal şartlarda belki bu ortamda düşünmediğiniz, düşünemeyeceğiniz, ama Türkiye olarak biz bunu da düşünüyoruz. Yani mayınlı alanda, belki yayınlarda da görmüşsünüzdür, hayvanların ölüme terk edildiği bir ortamdan, canlı nihayetinde bunun susuzluktan, açlıktan ölüme terk edilmesinde yani gönlümüz el vermiyor. Israrla da sahiplerinin bir şekilde bu tarafa geçirme talepleri. Dolayısıyla biz de yine hastalıklar vesaire boyutunda şeyler olabilir düşüncesiyle yine Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımızla çok yakın bir işbirliği çerçevesinde orada ilgili genel müdürlüklerimizle birlikte çalışarak da burada güvenli bir şekilde onların sahipleriyle birlikte kayıt altına alınarak, özellikle ifade ediyorum, hırsızlık vesaire boyutuna da dikkat ederek. Güvenli içeriye geçişine izin verildi mi? İçeride güvenli bir bölgede, sadece kısıtlı bir alanda içeriye almaya, orada yine onların da yem su ihtiyaçları boyutunda ve onların karşılanması, sonrasında da Et Balık Kurumumuzla birlikte bunların kesimlerinin yapılması ve sahiplerine ücretlerinin ödenmesi belirli bir miktar üzerinden ve tüketiminin de yine ihtiyaç sahipleri boyutunda dağıtılıyor olması. Yani buradaki yine Suriyeli, Iraklı vesaire boyutunda yine kendi ihtiyaçları olarak karşılayacağımız bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Araçlarla ilgili görüntülere bakıldığında sanki yoğun bir bekleyiş var gibi gözüküyor orada, niye alınmıyor gibi bu sorular geliyor bize. Böyle bir olay yok. Sadece bizim net bir duruşumuz var, net bir kararlılığımız var. Hükümetimizin burada net bir duruşu var. Araçların alınmayacağı boyutunda. Bunu da yine Gümrük Bakanlığımızla da yine birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla araçların alınmasının Türkiye açısından da uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Kendilerine de bunu ifade ettik. Yani sizler buyurun, her türlü imkanı sağlarız burada ama araçların geçişine müsaade etmiyoruz diye. Dolayısıyla sınırın diğer tarafında gördüğümüz o araç yoğunluğu bir şekilde araç sahipleriyle ilgili bir konu. Efendim, tabii göç dalgası sonrasında merak edilen kaç çadır kent kurulduğu ve kaç kişinin çadır kentlerde kaldığı. Bu konuda elinizde sanırım bir rakam var. Tabii ki, tabii ki. Yani şu andaki bulunduğumuz bölgede, şu andaki merkez yaklaşık 3500 kapasiteli bir merkez. Hemen yanında da görüyorsunuz, yine bir taraftan da genişleme faaliyetleri devam ediyor. Belki 4000'e kadar artırabileceğimiz bir şey. Şu an itibariyle buraya gelen 2000 kişi ve yine bir 200-300 kişilik bir talep var. Onların kayıt işlemleri şu an itibariyle tamamlanıyor. Diğer tarafta yine sınıra daha yakın bölgede oluşturduğumuz merkezler var. Oradaki sayı biraz daha az. Orada da yine 6500 kişilik bir kapasite oluşturmuş durumdayız. İki ayrı alanda. Genelde talep akrabalarının yanına gidilmesi şeklinde. Biz de onu kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz ama diğer boyutta da biz hazırız. Daha yoğun olursa da hazırız. Kaydı yapılmayan ve yakınlarının yanına yerleşenler için bir yardım çalışmanız olacak mı? Çünkü sonuç itibariyle gittikleri evde evdeki insanlar da hani ekonomik anlamda çok iyi durumda değiller. Bu anlamda bir yardım olacak mı? Sağlık konusu olsun, gıda, diğer konular. Biz bunu özellikle ifade ediyoruz aslında. Girdiklerinde de bunu ifade ediyoruz. Hani misafirlik bir gün, üç gün, beş gün şeklinde, ama sonrasında emin misiniz? Yani misafir edebilecek konumda mısınız? Yani bunu tüm ilgili kuruluşlara da aynı şeyi söylüyoruz. Eğer eminseniz bu misafirlerimizi size emanet edelim şeklinde.
Suruç içerisinde tabii yoğun bir göçmen nüfusu var. Biz bunun da farkındayız. Dolayısıyla yine sivil toplum kuruluşlarımız şehir merkezinde sıcak yemek dağıtımı yapıyorlar. Yine akşam işte battaniye dağıtımı vardı. Bizim de yine AFAD olarak da davetimiz vardı. Yani bu tür barınma merkezlerimiz vardır, mevcuttur. Sizlere açıktır. Şeklinde gelirlerse, gelirseniz buralarda sizi misafir edebiliriz şeklinde de biz de uygun bir şekilde davet ediyorduk. Ama bunu bir gönüllülük boyutunda götürmeye çalışıyoruz. Var. Yani şehir merkezinde de aslında bizim insanımızın bu güzelliği, elinde neyi varsa, sofrasında neyi varsa, gönlünde neyi varsa paylaşıyor. Yani bu sadece emeği boyutunda değil, yani bütün maddi boyutta da manevi boyutta da ne varsa paylaşıyor. Dolayısıyla biz de bütün bu çalışmaları hep birlikte götürüyoruz. Hep birlikte götürünce de güzelliği böyle. Herkes de yürekten yapınca bu çalışmalar ortaya böyle bir güzellik çıkıyor. 130 bin kişiyi birkaç gün içerisinde barındırabiliyorsunuz. Yani burada kesinlikle iddialı olmamız lazım ve mütevazi de olmamamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu Sayın Başbakan Yardımcımız da sürekli ifade ediyorlar. Yani 130 bin kişinin birkaç gün içerisinde alınabildiği ve bu kadar minimum problemle alınabildiği başka bir ülke, başka bir coğrafya, başka bir organizasyon yoktur. Dolayısıyla bununla da yani bence millet olarak da, devlet olarak da gurur duymalıyız. Bu anlamda ben bütün katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, valiliğimize, yereldeki tüm birimlerimize, tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yani arkadaşlar neyse gece gündüz hiç uyumadan herkes ama bir sevdayla çalışıyor. Böyle iş olarak değil. Şu anda sıcak altında yayın yapıyoruz ama geceleri serin oluyor. Tabii önümüz kış, koşullar daha da zorlaşacak. Çadırlar içerisindeki insanların gün içerisinde daha önce baktığımızda çeşitli ihtiyaçları da var. Kış konusunda ne gibi hazırlıklar yaptınız efendim? Çünkü yarın yağmur yağacak. Belki yani çok daha soğuk olacak. Kar yağacak. Benim cevabım yine aynı olacak. Son 4 yıldır ne yapıyorsak bu yılda yine aynı şeyi yapıyor olacağız. Dolayısıyla arkada 4 yıldır yaptığımız bizim ciddi bir organizasyon var. Rahat olun diyeceğim. Bununla ilgili hazırlıklarımız da var. Ama sadece biz şunu yapmadık AFAD olarak. Bugün de yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani işte şurada şunu yapıyoruz. Şurada şöyle bir barınma merkezi veya şurada şöyle bir şey yapıyoruz şeklindeki açıklamalar genelde teşvik unsuruna dönüşebiliyor. Yani Türkiye'ye geçişleri teşvik eder boyuta dönüştüğü için biz bunu mümkün olduğu kadar bu hazırlıklarımızı açıklamadan yapıyoruz ve zamanı geldiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman da kullanılma hazır hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu hazırlıklarımız bizim her zaman vardır, şu anda da var ve çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Peki şunu da sormak istiyorum. İlk iki gün sığınmacılar sınırdan alınmadı. Sonra Sayın Başbakan'ın bir açıklaması oldu. Mümkün olursa bulundukları yerlerde AFAD gerekli imkanları insana yardımı yapacak. Ama daha sonra içeri alındı. Neydi fikrinizi değiştiren efendim? Yani biz çok kırılgan bir bölgede, bir ortamda yaşıyoruz. Süreç çok dinamik. Sürekli değişken bir yapı var. Dolayısıyla bu değişken yapıya, bu dinamik ortama, bu kırılgan yapıya sabit, statik bir senaryo veya planla cevap verme şansınız yok. Dolayısıyla bu dinamizme aynı dinamiklikle senaryolarınızı da hazırlamak zorundasınız. Bizim hazırlıklarımız da zaten bu çerçevede. Bizim ilk senaryomuzda şayet mümkünse can güvenliği tehlikesi yoksa sınırın iç tarafında, Suriye tarafında karşılıyor olalım. Her türlü insani yardımlarımızı orada yapıyor olalım. Dolayısıyla kendi topraklarında kalmış olsunlar, kendi yuvalarında kalmış olsunlar, kendi evlerinde kalmış olsun, kendi yurdunu terk etmemiş olsun. Arzumuz buydu. Dolayısıyla ilk 1-2 gün ki gayretimiz, çabamız o yöndeydi. Sonrasında tehdit algısı artınca bu defa ikinci alternatif, ikinci senaryonun uygulanmasına geçmiş olduk bir şekilde. O da içeri alımlar boyutundaydı. Dolayısıyla ona da hazırlıklıydık. O senaryoyu uygulamaya geçtik. Peki bir de uluslararası güçlere bir çağrı oldu. Yani şu ana kadar Türkiye'ye bu konuda bir destek olmadığı yönünde hep açıklamalar yapılıyor. Türkiye'nin tek başına altında kalkacağı bir iş değil şeklinde. Bu saatten sonra bir destek bekliyor musunuz ya da bunun için bir çalışma söz konusu mu? Yani buna gönül evet dememi isterdi. Ama
son 3-4 yılki tecrübemize baktığımızda ne yazık ki o kadar da ümit var değiliz. 1,5 milyonu aşmış durumda. Maddi boyutta sadece Birleşmiş Milletler standartlarındaki harcamalarımıza baktığımızda 4 milyar dolara yakın bir harcamadan bahsediyoruz. Uluslararası boyuta baktığımızda da milli geliri içerisindeki toplam harcama çerçevesinde de dünyada birinci sırada, birinci sıradaki bir ülkeden bahsediyoruz. Buna Suriye'nin içerisinde yaptığımız yardımları kastetmiyorum. 500 milyon dolar orada var. Sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı yardımlar burada yok. Bunun karşılığında Türkiye'ye gelen uluslararası yardıma baktığınızda 240 milyon dolardır. Birleşmiş Milletler'in bunun içerisindeki yardımına baktığınızda da 150 milyon dolardır. Bu rakam sizin için neyi ifade ediyorsa gelecekte onu ifade ediyor. Dolayısıyla yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Türkiye bir anlamda belki kendi başarısının uluslararası boyutta nasıl olsa Türkiye bu işi iyi yapıyor, süper yapıyor, buyurun devam edin gibi bir algı sanki devam ediyor. Bu Türkiye'nin yardım istemesi değildir. Türkiye yanı başında bir insani dram vardır, bir zulüm vardır. Buna oradaki insanların sıkıntısına, kendi komşusunun sıkıntısına bir çare kalamaz. Türkiye zaten ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da açık kapı politikası çerçevesinde gerekeni yapmıştır. Her şeyini paylaşmıştır. Üzerine düşeni yapmıştır insani anlamda. Dolayısıyla uluslararası camianın yapması gereken Türkiye'ye yardım vesaire değil, üzerine düşeni yapmasıdır. Dolayısıyla bu taşın altına elini sokmasıdır. Gelecek nesillere söyleyebilecek bir şeyleri olabilmesi anlamında. Yoksa gelip buralarda görüntü vermek, buralarda birkaç şey söylemek ne yazık ki sorunu çözmüyor. Köklü boyutta da herhangi bir katkıda bulunmuyor ne yazık ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.